Sevgili arkadaşlar, 6. adımımızda milli mücadele hazırlık dönemini anlatmıştık. Şimdi 7. adımda bu konuya devam ediyoruz sizlerle birlikte. Arkadaşlar, bu adımda sizlerle Erzurum Kongresi ve sonrasındaki süreci değerlendirmiş olacağız. Daha önce Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından başlamış Havza Genelgesi ve Amasya Genelgesi hakkında bilgi vermiştik. Bu adımımızda da Erzurum Kongresi ve sonraki kongre süreçlerini beraberce konuşacağız, anlamaya çalışacağız. Arkadaşlar, Erzurum Kongresi bölgesel bir kongreydi. Ancak Mustafa Kemal'in katılmasıyla birlikte kongrenin süreç içerisinde bir ulusal kongreye, yani milli kongreye dönüştüğünü görüyoruz. Amacı neydi Erzurum Kongresi'nin toplanmasının? Bir Ermeni devleti kurulmasını engellemek. Nitekim Mustafa Kemal kongreye katılarak kongre üyesi bulunan doğudaki mensupların çalışmalarının sadece doğuyla değil bütün ülkeyle ilgili olmasını sağlamış ve bu sayede bölgesel amaçlarla toplanan kongre ulusal bir kongreye dönüşmüştür. Arkadaşlar, şimdi kongre ile ilgili bazı bilgiler verelim ana hatlarıyla. 23 Temmuz 1919'da toplandı kongre. Kongre niteliği bakımından bölgesel, aldığı kararlar açısından bakıldığında ise ulusal, yani milli bir kongredir. Kongrenin başkanı Mustafa Kemal. Kongre kararları ve yorumlanmasına bakalım arkadaşlar. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Şimdi burada bakınız, milli sınırlar ifadesinden ilk kez bahsediliyor. Tabi bu ilk defa bahsedilmesi artık ülke sınırları ile ilgili değerlendirmenin ulusal, milli olacağının bir göstergesi. Ayrıca düşman işgaline karşı bir bilinç, bir şuur ortaya konulmasının amaçlandığını göstermektedir arkadaşlar. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı hükümeti iş yapamaz duruma gelirse, bu durumda millet topyekün, bakın ifadeye dikkat edelim, millet topyekün kendisini savunacaktır. Tabi bu topyekün savunma arkadaşlar milli mücadele açısından önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bütün imkanları kullanarak bu süreçte hareket edileceği anlamına geliyor ki aslında bu kongrenin bölgesel bir amaçtan öte ulusal milli bir amaçla toplandığını göstermesi açısından bu topyekün ifadesi önemli bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili arkadaşlar, devam ediyoruz Erzurum Kongresi kararlarını konuşmaya sizlerle birlikte. Vatanı korumaya ve istiklali elde etmeye, istiklal önceden de söylemiştik, bağımsızlık demek arkadaşlar. Vatanı korumaya ve bağımsızlığı elde etmeye İstanbul hükümetinin gücü yetmezse bu amacı gerçekleştirmek için, az önce bakın dikkat ederseniz topyekün denilmişti, şimdi ise geçici bir hükümet kurulabilir deniliyor. İfadeye dikkat edelim. Topyekün, yani millet bütün imkanlarını kullanarak ve geçici bir hükümet kurularak mücadele edileceği ifade ediliyor. Geçici hükümet kurulacaktır. Bu hükümeti de Milli Kongre seçecektir. Şimdi arkadaşlar, aldığı kararlar açısından baktığımızda Erzurum Kongresi evet milli bir kongredir ama toplanan kişiler Doğu'yu temsil eden kişilerdi. Bu sebeple arkadaşlar Milli Kongre toplanması gündeme gelmiştir ki bu Sivas Kongresi'nin aslında bir nevi temelinin atıldığını göstermektedir bize. Yorumumuza bakalım. Geçici hükümet kavramından ilk defa bahsedildiğini görüyoruz. Şimdi belki de sevgili arkadaşlar bu kongre kararlarının en önemli kararına geldik. İyi analiz etmemiz gereken bir karardır bu. Kuvayi Milliye'yi etkin. Ne demek Kuvayi Milli arkadaşlar? Milli kuvvetler. Milli kuvvetleri etkin, milli iradeyi hakim. Şimdi bakınız, mavi kalemle işaretlediğim kısım, milli kuvvetler kısmı, bizim önceden beri ifade ettiğimiz ilkelerden ulusal bağımsızlık ilkesiyle ilişkili. Ulusal bağımsızlık. Milli iradeye hakim şeklinde ifade ettiğim, kırmızı kalemle işaretlediğim kısım ise ulusal egemenlik ilkesiyle ilişkili. Şimdi arkadaşlar, bakınız, önceden de ifade ettik. Ulusal egemenlik ile
ulusal bağımsızlığı birbirine karıştırmıyoruz. Ulusal bağımsızlık özgürlükle ilgili bir olgudur. Ulusal egemenlik ise demokrasi ile ilgili bir olgudur. Ulusal bağımsızlıkta özgürlük, hürlük bir başkasına bağımlı olmama ifade edilirken, ulusal egemenlikte demokrasinin ifade edildiğini, halkın egemen hakim yönetimde söz sahibi olmasının ifade edildiğini görüyoruz. Nitekim bu bağlamda da baktığımızda kuvay milli etkin ulusal bağımsızlık, milli iradeye hakim ulusal egemenlik ilkesiyle ilişkilidir. Buna dikkat edeceğiz. Zaten yorumda da milli egemenlik ve tam bağımsızlık birlikte kullanılmıştır diye ifade ediyor. Bir sonraki maddeye bakalım. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilmeyecek. Ne demek bu imtiyazlar? Ne kastediliyor burada? Elbette kapitülasyonlar kastediliyor. Yani imtiyaz olarak verilen ve sıkıntı olarak genelde karşımıza çıkan burada arkadaşlar kapitülasyonlardır. Bu anlamda kapitülasyonlara ve buna benzer gayrimüslimlere, Hristiyanlara verilen hakların verilmemesi gerektiğiyle ilgili bir vurgu olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Peki, manda ve himaye kabul edilemez bir başka madde olarak karşımıza çıkıyor. Manda ve himaye. Önceden de konuştuk, bir kere daha söyleyelim. Manda, kendisini yönetemeyecek vasıftaki bir devletin büyük bir devlet tarafından himaye edilmesi, yönetimi altına alınması, bir süreliğine geliştirilmesi. Tabii ki bunu hayrına yapacak halleri yok büyük devletlerin. Sizi sömürecekler, önemli makamlarınıza kendilerine yandaş adamlar yerleştirecekler. Sizi belli bir düzeye çıkarmış gibi gösterirken aslında uzun vadede kendilerine bağımlı bir yönetim oluşturacaklar. Tabii bu manda ve himaye doğal olarak arkadaşlar tam bağımsızlığa aykırı bir durumdur. Bunu kabul etmemek de tam bağımsızlığa vurgu yapılmasının bir göstergesidir. Mebuslar Meclisi hemen toplanmalı, hükümet işleri meclis tarafından kontrol edilmeli. Şimdi dikkat! Mebuslar Meclisi, Osmanlı Mebuslar Meclisi'dir yani diğer bir ifadeyle, halkın temsilcileridir. Hükümet de denetlenmeli. Hangi hükümet bu? Hangi hükümetten bahsediliyor? İstanbul hükümetinden bahsediliyor. İstanbul hükümeti ile ilgili nasıl bir eleştiri var? Teslimiyetçi bir tutum sergilediği şeklinde bir eleştiri var. Şimdi bu böyle baktığımızda İstanbul hükümetinin denetlenmesi, halkın temsilcisi Mebuslar Meclisi'nin açılması demek hem demokratik bir düzen oluşturulsun, hem halk yönetime katılsın, hem de halkın istemediği kararlar alınmasın anlamına gelen ifadelerdir sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu bölümü de ifade etmiş olduk. Erzurum Kongresi'nden bahsetmiş olduk. Bununla ilgili arkadaşlar 2011 YGS'de bir soru var. Beraber dikkatlice sorumuzu okuyalım, değerlendirelim. Ne diyor? Ahmet, Erzurum Kongresi kararlarının birinci maddesi Doğu vilayetleri ile Trabzon ve Canik. Doğu vilayetleri ile özellikle durdum. Trabzon ve Canik bu, çünkü bu ikisi bizim için lazım olacak. Birbirinden ayrılmaz ve Osmanlı topluluğunun bir parçası olmak üzere bir bütün teşkil eder şeklinde bir ifade kullanmış. Onur da bu maddeye göre hangi azınlıkların yıkıcı faaliyetlerin önlenmesi amaçlanmıştır diye bir şey söylüyor. Peki, bakalım hangisi doğrudur sevgili arkadaşlar? Böyle bir değerlendirme yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın, Doğu vilayetlerinde ben size önceden de söylemiştim. Doğu vilayetlerinde Ermenilerin bir devlet kurma idealleri var. Bu bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden bunu aldık. Ermeniler Doğu vilayetleriyle ilişkili. Peki Trabzon ve Canik bölgesini nasıl ilişkilendireceğiz? Trabzon ve Canik bölgesinde hatırlarsanız Doğu Karadeniz'de Pontusçu Rumlar vardı. O da Rumlarla ilişkili bir durumu ifade ediyor. Peki Araplar var mı diye düşündüğümüzde, bir defa Araplar azınlık değil. Onlar Müslüman milletlerden olduğu için, milleti hakime içerisinde bulundukları için onları zaten bir defa azınlık saymıyoruz. İkincisi, her ne kadar İngilizlerle işbirliği yapsalar da Anadolu içerisinde bir yıkıcı faaliyetleri yok. Bu anlamda bakıldığında sorumuzun cevabı sevgili arkadaşlar 2 ve 3 olacaktır. Bu soruyu da böylelikle sizlerle beraber tartışmış, konuşmuş olduk. Peki arkadaşlar, şimdi ikinci örneğimize bakalım.
Bu da dikkat çekici bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Soruyu yine dikkatlice okursak iyi bir analiz yapmış oluruz diye düşünüyorum. 2010 YGS sorusu. Bakın sorumuzda ne diyor? Erzurum Kongresi'ni İstanbul'da bulunan İngiliz ve Fransız temsilcileri ne olarak nitelendirmişler? Bir ihtilal olarak nitelendirmişler. Osmanlı saltanatı aleyhine sonuçlar verebilecek bir gelişme olarak değerlendirmişlerdir. Şimdi burada arkadaşlar bir kavram var. Buna göre bunun neyden kaynaklandığı savunulabilir. Yani bu adamlar buna niye bir ihtilal diyorlar? Saltanat aleyhine gelişmeler doğurabilir diye niye söylüyorlar? Bunu beraberce değerlendirelim. Erzurum Kongresi'nde ulusal istencin egemen kılınması. Şimdi diyeceksiniz ki hocam nereden çıktı bu istenç? Şimdi böyle bir yabancı kelime, bize yabancı görünen bir kelime ile karşılaştığımız zaman kelimeyi anlamaya çalışacağız. Neyden bahsediyor burada? İstemekten değil mi? İstemek. İstenç denildiğinde istemekle ilgili bir şey var demektir. Bir defa kelimeyi hiç bilmesek bile böyle değerlendireceğiz. Ulusal istenç deyince de ulusun bir şeyi istemesi. Bakın dikkat edin daha önce ben bu istemekle ilgili konuşurken demiştim ki ulusun kararı diye bir ifade kullanmıştım. Ulusun kararı. Öyleyse ulusal istenç ulusun kararı demek, milletin kararı demek. Peki milletin kararı ne demekti sevgili arkadaşlar? Milletin kararı demek aslında demokrasi demekti. Ortada da bir demokratik durum varsa demiştik. Saltanat düzeninde bu bir ihtilali, saltanat aleyhine bir durumu göstermektedir. Öyleyse biz bu soruda bir defa birincisini alıyoruz. Bunu cebe koyduk. İkincisi, yabancı bir devletten teknik ve ekonomik yardım alınabilmesi. Yabancı bir devletten teknik ve ekonomik yardım alınabilmesi acaba saltanat aleyhine ve ihtilal niteliğinde bir durum mudur? Elbette değildir. Bu politik bir durumdur. Dış politika ile ilişkileri bunu sayamıyoruz. Üçüncüsüne bakalım. Mebuslar Meclisi, Meclis-i Milli'nin hemen toplanması ve merkezi hükümetin aldığı kararları meclisin denetimine sunması. İşte sevgili arkadaşlar, burada merkezi hükümetin meclisin denetimine sunması kararlarını ifadesi saltanat aleyhine sonuçlar verebilecek. Evet diyeceksiniz ki ama hocam daha önce de zaten bu meclis yok muydu? Bunun yeniden açılması ihtilalle ne alakası var? Prensip olarak öyle görünüyor. Ama bunun bir şey tarafından yani kongredeki bir grup tarafından ısrarla Meclis-i Milli adıyla, Milli Meclis adıyla dikte edilmesi ve hükümet kurulsun ve meclisin denetimine girsin. Özellikle merkezi hükümet diye. Burada meclisin denetimine vurgu yapması aslında saltanat aleyhine ve kişi egemenliği aleyhine, halk egemenliği lehine sonuçlar doğurabilecek bir şey olduğu için biz bunu da arkadaşlar almış olduk ve böylelikle sorumuzun cevabı 1 ve 3 olmuş oldu. Peki, sorular üzerine özellikle durduk ki bunların iyi anlaşılması sizin özellikle üniversite sınavlarında daha da başarılı olmanızı sağlayacaktır. Sivas Kongresi görselini görüyorsunuz arkadaşlar. Dönemin pek çok karakterde, farklı kimlikte insanı bu milli mücadele sürecinde ortak hedefler için birleşmiş. Bu fotoğrafta bize bu konuda fikir vermiş oluyor. Peki, sevgili arkadaşlar, şimdi Sivas Kongresi'ni değerlendiriyoruz beraberce. Erzurum Kongresi bölgesel toplanan ulusal kararlar alan bir kongreydi. Sivas Kongresi hem toplanış açısından hem de kararlar açısından ulusal bir kongredir. Temsilciler arkadaşlar bu kongreye katılmışlardır. Engellemeye yönelik bir takım çalışmalar oldu. Efendim Fransızlar Sivas'ı işgal edecek. Elazığ valisi Ali Galip kongreye basacak, Mustafa Kemal'i tutuklayacak falan. Bunun gibi bir takım engellemeler, problemlerin olduğunu görüyor süreçte. Kongre başkanı arkadaşlar Mustafa Kemal seçilmiştir. Bu milli mücadelenin de lider olarak kabul edilmesinin zaten bir sonucudur. Devletin ve milletin bağımsızlığı vatanın bütünlüğünü zedelememek kaydıyla herhangi bir devletten ekonomik yardım alınabilir diyor. Bu çok yorumlanacak bir şey değil. Temsil heyeti kurulmuş idi Erzurum Kongresi'nde. Erzurum Kongresi'nde arkadaşlar kurulan temsil heyeti Doğu illerini temsil ederken burada tüm yurdu temsil etmeye başlamıştır. Azınlıklara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilmeyecektir. Zaten bu Erzurum Kongresi kararının bir nevi tekrarıdır. Mebusan Meclisi'nin toplanması için çalışmalara devam
edilecektir. Bu şekilde ifadeleri görüyoruz. Arkadaşlar, Erzurum Kongresi ile Sivas Kongresi'nin kararları hemen hemen aynı. Ama aralarında benzerlikler ve farklılıklar var. Bunları konuşmak istiyorum sizinle. Bakınız, Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye reddedildi. Sivas'ta kesin olarak reddedildi. Erzurum Kongresi'nde doğudaki cemiyetler Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile birleştirildi. Sivas'ta bütün cemiyetler, bütün milli cemiyetler sevgili arkadaşlar, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirildi. Bu aslında kongrelerin birbirine benzeyen ama farklılaştıkları şeyler arkadaşlar. Zaten bu karşılaştırmayı aşağıdaki tabloda da yapmış olacağız. Burada değerlendirmiş olduk. İrade-i Milli adında bir gazete çıkarılıyor. Temsil heyeti Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Kuvayi Milli Komutanı yapıyor. Bu durum, dikkat ediniz, kim atama yapar arkadaşlar? Hükümetler atama yapar. Yani bir nevi arkadaşlar yürütme faaliyeti yapılıyor. Bir nevi yürütme faaliyeti. Yani hükümet gibi hareket edildiğini burada biz görüyoruz Ali Fuat Paşa'nın atanmasından dolayı. Osmanlı hükümetinin milli mücadele ve Mustafa Kemal'e karşı tutumu, tabi orada İstanbul hükümeti rahatsız olmuş burada milli mücadelenin Anadolu'da yapılması. En azından öyle görünmüş. Tabi bu tarih araştırmaları neticesinde tartışmaya açık olan hususlardır. Ama burada resmi tarih açısından bakıldığında bir rahatsızlık olduğunu düşünüyoruz. En azından Damat Ferit Paşa'nın buradaki kararları hoşuna gitmediği zannındayız. Ama o Damat Ferit Paşa istifa ediyor ve sevgili arkadaşlar Ali Rıza Paşa hükümeti geliyor. O da zaten denizcilik yani Bahriye Nazırı olan Salih Paşa'yı temsil heyetiyle görüşmek için Anadolu'ya zaten gönderecektir. Şimdi arkadaşlar kongre kararlarını ben burada sizler için söyleyeceğim. Bu tabloyu mutlaka doldurmanızı istiyorum. Hem okul sınavlarında hem de genel olarak üniversite sınavlarında Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarının karşılaştırılması, karşılaştırmalı öğrenme açısından da hem işinizi kolaylaştıracak hem de zihninizi tam manasıyla oturmasını sağlayacaktır. Bakalım kongrenin toplanış amacı Erzurum Kongresi'nde bölgesel, Sivas'ta ulusal, kongrenin niteliği Erzurum'da bölgesel, Sivas'ta ulusal. Zaten dikkat ederseniz Erzurum Kongresi'nde toplanma amacı doğudaki vilayetleri Ermeni saldırılarından korumaktı. Sivas'ta ise bütün ülkeydi. Kongre başkanı her ikisinde de Mustafa Kemal, milli iradeye her ikisinde de önem verildiğini ve Vebusan Meclisi'nden bahsedildiğini, tam bağımsızlığa da her ikisine önem verildiğini görüyoruz. Manda himaye Erzurum Kongresi'ne reddedildiğini, Sivas Kongresi'ne kesinlikle reddedildiğini, teşkilatlanma girişimi olarak ise Erzurum Kongresi'nde doğudaki teşkilatların yani müdafaa hukuk cemiyetlerinin birleştirildiğini Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti adıyla, Sivas Kongresi'nde ise bütün ülkedeki müdafaa hukuk cemiyetlerinin birleştirildiğini görüyoruz sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu kongreler sürecini de sizinle analiz etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar adım testinde ben sevgili arkadaşlarım sizinle yine bir iki tane yorum sorusu çözerek bu faslı kapatmak istiyorum. Yorum sorularımıza şöyle baktığımızda isterseniz sevgili arkadaşlar 5. sorumuza bir bakalım. Kavramlar zihnimizde tam oturmuş mu bunu değerlendirelim. Erzurum Kongresi'nde manda himaye, milli sınırlar, milli egemenlik konularından hangileri ilk defa gündeme gelmiştir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar manda ve himaye konusu Erzurum Kongresi'nde gündeme gelmiş ve kesinlikle reddedilmişti. Bunu hatırlarsınız az önce söylemiştik. Milli sınırlardan yine dersimizi anlatırken ilk defa bahsedildiğini burada ifade etmiştik. Ama milli egemenlik Amasya Genelgesi'nde de gündeme gelen bir husustu. Erzurum Kongresi ile ilişkisi yoktu. Bu sebeple bu sorumuzun cevabını 1 ve 2 olarak sevgili arkadaşlar değerlendirmiş olduk. Devam edelim arkadaşlar. Beraber sizlerle birlikte bir de 11. soruyu çözelim istiyorum ben. Kavramlar yine kafamızda oturmuş mu oturmamış mı değerlendirelim. Bakınız Sivas Kongresi'nin temsil heyeti Batı Cephesi Komutanlığı'na Ali Fuat Paşa'yı atamıştı. Atama dediğimiz olguyu hükümetler gerçekleştirirdi. Bundan bahsetmiştim. Hükümetlerin gerçekleştirdiği faaliyetleri ise biz arkadaşlar yürütme faaliyeti diyoruz. Yasama ne demek? Yasama kanun çıkarma
demek. Bunu meclisler yapar genelde. Burada bir kişinin bir yere atanmış olması kanun çıkarıldığı anlamına gelmez. O yüzden yasama ile ilgili değildir. Ortada bir yargılama da yok ki bu normalde bağımsız mahkemeler tarafından yapılan bir şeydir. Sevgili arkadaşlar, bu sebeple sorumuzun cevabı yalnız 2 olacak. Böylelikle bu adımımızı da sizlerle birlikte tamamlamış olduk.